Ben tabii onların peşine düşmüşüm. Yani nasıl yapıyor, ne yapıyor falan filan.
kıyas edilmek için imkanı yok, görmem mümkün değil. Hayır, Çorum'dan öğrenciler de... Yani, yok yani, o değil de, yani biz, şimdi ben demiyorum nasıl anırlar. Biz bir kere baştan itibaren söyleyeyim. O bir hanım efendi evvela, bırak yani 18'si, 3'ü ne olursa olsun. O bir hanım, evvela bir kadın, o böyle geleceğin annesi vesaire vesaire birçok hasretlere sahip. Yani biz o dönemde mutlaka saygılıydık yani evvela. Yani daha sevmeye başlamadan önce onu bir saygıya değer bir varlık olarak görüyorduk karşımıza. Eğer sonra ışıklar yanıyor falan, elektrikler ya, bize ışık diyor ona. Elektrik yanıyor ya, o zaman gidersin üstüne yoksa. Ama evvela o saygıya tamamen seninle beraber olmasa da. Dolayısıyla oraya gelelim. Biz o dönemde spontan yani kendimde evvela saygıyla var, ilişki oradan başlıyor. Ve ondan sonrası geliyor. Bugünkü gençler herhalde evvela onların bir hanım olduğunu yani karşı dişi değil, o bir varlık evvela ve bir geleceğin annesi, biraz sonra belki arkadaşın, biraz sonra sana katkılarda bulunacak bir arkadaşın, bunları düşünerek bakmaları lazım insanın şeye, karşı tarafa. Dolayısıyla bugün bize nazaran yahut ihtiyarlarına nazaran gençlerin aşkı nedir bilmiyorum. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar ve bundan sonra bakacağım, böyle peşlerine bakıyorum, ne yapıyorum. çok güzel bir şey vardır. Orson Welles büyük bir rejisör, büyük bir aktör. Onun bir de şarkısı vardır. I know what is it to be young, but you don't know what is it to be old. Ben gençliklerime gidiyorum ama siz ihtiyar nedir bilmiyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla ben biliyorum, aşk böyle olmalı. Hani kızlara, gençlere de söylediğim bu. Yani evvela birbirinize saygı olun, saygılı olun. Hani o güzelim sözler sonunda bir hançere dönüşüyor böyle. Bir deyim kullanılmıyor, küfüre dönüşüyor. Yani o çirkinliğe dönüşme böyle. Nasıl geldikse öyle ayırmak lazım. Hala birbirlerine canım ciğerim neyse. Biz de ver bakayım bana, ver. Abi bizi şehirde maalesef böyle. Adım var ya, ha. Değil. Orada mı hayatım? Evet hayatım. Ama bu hep sürdürülmeli. Onun olmuyor. Bütün böyle sürdürürsen hayatın bütün davranışlarında da olur. Diğerleriyle olan ilişkilerinde de. Sen bunu gösterince karşı tarafta şeydi ya, duvar değil ya, taş değil ya, elbette senin yaptığın o da görecek sana. Sevda çok güzel bir olay. Sevmek. Zor bir iş, zor seviyoruz. Bir kadın için yaptığınız en çılgınca şey neydi? Onu sevmek. Bunda başka ne olabilir? Bir kadın sevindiği hayır, bilmiyorsun gelinceye ne olacağını. Çünkü o ama çılgın dediğin dedi ya, amuda kalktım bilmem ne yaptım falan, ben de attım diye. Çok güzel cevap. Yani kadını sevmek çünkü niye? Çılgınmak değil ama bir dengenin dışına, bilinen çizginin dışına çıkıyorsun. Niye? Her gün bir davranışı. Onu kırmamak, ona bir şeyler vermek, onu sevindirmek, ona takmak, zamanında varmak oraya. Bunlar bütün hayata baktığı zaman bir nevi çılgınlık, çizgi dışı. Yani birini sevmek, çıldırmak demek. Nelerine katlanıyoruz ona? Onu yapıyor, bunu yapıyor falan ama tabii önemli olan onu olumluya doğru götürebilmek. O sevdayı, o güzelliği bence. Çok evet. Güzel cevap. Peki, 18 yaşındaki Yılmaz Burcu'da gelip karşınıza otursa aşk hayatıyla ilgili ne tavsiyelerde bulundu? Şimdi güzel kızım, Yılmaz Burcu'ya derdim ki, gel buraya. Sen evvela kendine bakmadın kardeşim, oğlum. Niye? Sen 18 yaşında kel oldun. Niye? Çünkü şey kalbini iyi bak saatine diyor. İyi bak saatine demek sadece saçına başlarına bilmemeyi, ihtiyaç eder söylediğim gibi. Böyle saç saçlarına bakmadın. Daha ufak bana olsun, olsun bana demediler gibi. Elbisen peşimi bilmem ne bana. Bunları yaptığın an itibaren yandın 20-30 kişiye. Zor yanaşırsın. Şimdi oraya geldim ya. Ben kel oldum 18 yaşında. Bir güzel kız mesela diyelim seviyorum, bu da güzel kızlarımızı gördüm. Hemen onu görmez, kendimi yok, elimi başa koyuyorum, saç koyuyorum. Böyle bak, kapatıyorum, o zaafım benim. Eğer bunu koyar saçım olsa bana iyi bakacak. Ama ne oluyor? Ben o saçsızlığından dolayı ne yapıyorum? Kendimden başlıyorum, hayır bakamıyorum ben. Topluma giremiyorum lan, beni görüyorlar işte, kel işte bu adam falan filan. Kendim ne oluyor? Ben olmaktan çıkıyorum. Ben şu olacak, ben olamıyorum saçtan dolayı. Yılmaz dikkat etmedi kendine oğlum. İşte ben işte ancak 3 senede bir sevgili bulabilirim. Tabii 3 senede bulacaksın. Niye? Bakmadın ki saç öyle başa bilmem ne. Ha, evvela kendine bakacaksın.
kendine bakmak demek, tıraş olmak, kravat takmak falan filan, peşmur da giyin. Mesela bu gençlerde var, çapaçulu deriz ona biz, ihtiyarlar. Ama o çapaçulu, o kombinasyonu çok iyi de getirebilirsin. O ona oraya yok ona uyuyor ama onu öyle yere getirirsin ki o uyar. Onu yakalayayım ben böyle bir. Kim bakacak lan bana işte böyle bir böyle böyle. Şu koskoca duvar var ya, şu kadar tabloyu şu duvarın bir yerine koyacaksın. Zannedersin ki bütün duvar tablo kaplı. Onu koyacağın yeri bulmak. Dolayısıyla onu yiyeceğin, neyi neyle yiyeceğin. Ve böyle bunlar yapıyorlar bunların onlara. Bunlara dikkat et. Ondan sonra Fatma'nın Ayşe'nin sevmesini bekle. Neyini sevsin senin lan? Saç yok, baş yok, becerme kaya. Neyini? He? Ulan ulan konuşuyorum ama doğal olalım yani. Nasıl ben yani burada öyle hani oğlum niye böyle bu diyeceğim ben. Neyse boyum ben ya. Ve onu diyeyim yani Yılmaz'a bunları söylerim. E böyle bundan sonra donan. Ne yapacağına karar ver. Mesleğin ne? Onu seç. E böyle sen bir konfo. Bütün hale gel. Ondan sonra kızın günahını al ya. Kızın şeyin bütün bir şey. Onu da alıyorsun hayatını mahvetmek üzere. Onu da aldın. Gel ben seni seviyorum. Ne yapıyorsun? O hayatta da başlıyorsun. Oynamak demeyeyim. Ama onu da yön değiştirmeye başlıyorsun. O böyle olacak ya böyle oluyor senin yüzünden. Zaten sonra o kötü bir çıkarsa, zaten günah değil mi ona? Demek ki sen de bela mükemmel ol diyeceğim ona. Ondan sonra 6 ayda değil. 3 ay sonra da bir bulabilirsin onu. İlle bir sevgili olma şart değil. Evet, en güzel şeyler de biri. İnsanın kendini sevmesi önemli. Kendini seveceksin. Seveceksin kendini ki o sakalına, bıyığına, bilmem giyimine falan filan dikkat edeceksin. Ve dediğim gibi o donanacaksın. Bir insan sana niye gelsin? Ha niye gelsin sana? Niye sana o 3 senesini, 5 senesini yahut 1 saatini versin? Niye o zamanı yiyesin, yedirsin sana? O zaman ha böyle, tamam ben seninle beraber olabilirim. Kendi hayatın bir yana bir de karşılığında hayatını yoruyorsun. Yani yapmamışsın yani. İşte Yılmaz oğlu bunları böyle yapmasaydı, bak şimdi böyle 5 defa evlendi, niye be anlaşmadı? Yılmaz geldi bütün bunları. Ya 5 defa evlendi diye eksikleri bağladım. Diye bir türlü bunları halledemedi. Ya olmadı 5 defa. Dur o olmadı, bu olmadı, bu olmadı diye. Değil mi? Gördüm bak Yılmaz da şuna ne, neler getirdi. Mesela orada. Aşk sizce bir şehir olsaydı hangi şehir olurdu? İstanbul olurdu. Neden? Dünyanın güzel şeyi var, ne varsa. Deniz var, bu var, tarih var. Akıl almaz bir güzellikler var. Bütün o düşündüğün her şey. Milat öncesi var, her şeyi var. Yani iyi bir gözle baktığın zaman aşık olmamak mümkün değil İstanbul'a. Ama tabii aşık olduğun her şey gibi de onu kollaman lazım. Onu kollaman lazım. Şurası sakatlanmasın, burası sakatlanmasın. Bana görün şimdi koca koca binalar, o güzelim denizin önünü örtü gittiği de bir sahiller kapalı, her yer kapalı. Çünkü dünyanın en güzel mimarisi İstanbul'daydı. Nedir o? Harika o gökleri yükselen minareler, o etraftaki binalar. Ya o güzel mimari, o mimar Sinanlar, onun kafaları, onlar bu güzeli elimizden geldiği kadar mahvettik. O binada yani eğer yapacaksan o incelikte, o zarafette hiç olmasa bazı şeyleri dikmeyi öğren. Getirin o güzelin Fatih Camii'nin önüne dayadın. Yani, görüyoruz hep beraber. Yani dolayısıyla bu güzelin şeyi, o surları yeniden ihya etmek lazım. O yapılmış. Dünyanın en güzel mimarisi. Adam tabii korku, can korkusuyla. Ama can korkusu bir sanat eseri getiriyor, önüne koyuyor. Değil mi? Bir baktığın zaman şimdi harika. Demek ki bütün bunları o şehirde kullanmak lazım. Tıpkı sevdiğin kadın gibi, erkek gibi. Onunla. Yani İstanbul hakikaten. Niye bütün dünyanın gözü burada? O güzelim canım İstanbul'u yerlere eksen ediyoruz yani. Olacak şey değil. Yani söyleyeyim yani. Bir miras böyle korunmamalıydı. Bunca şehitler bağrısına. Biraz böyle korunmamalıydı. Buna saygıyla, yani onlar elde tutulmalıydı. Onların hepsi birer hazine. Bir daha yapılmayacak. Olmayacak. Bu adam almış mimari bir şeyi, binayı duvara çakmış. Yani evinin duvara, ya nereye koyuyorsun? Onda belki 10 bin senelik şey var. Bir bu tarih var. Aşkın da önünü kesmiş oldular böyle. Evet, evet. Yönetmenim burada roman gibi dinliyorum. Ne oradan? Ne yapayım efendim? Bitirmeni istiyorum. Ha bitiriyor. Hemen bitiriyor. Bunları söylüyor. Evet. Bitir. Tamam. Teşekkür. Çok mu konuşuyorum? Yok. Peki. Tamam. Başka? Başka. Var mı soru? Soru yok. Bitti. Allah Allah. Peki. Ulan kızımı alamadım. Evet. Var mı başka? Evet. Ben... Şuraya geliyorum. Nereye? Biz sizden kitap istedik. Şu yüzden kitap istedik. Sevdiğiniz birkaç kitabı getirmenizi istedim ki içine bir not yazın. Biz de izleyenlerimize sizden yani bu zamanında olmuş olmanız, yazmış olmanız,
Zaten çeviren sizsiniz. Şimdi ben işini yazdım. Merhaba, mutluluklar dedim, imzaladım. Mesela orada bir Bektaşi var. Bektaşi var, evet. Onu manzum hale getirdim. Evet. Bilmemce. İkincisi, Anton Çehov var. Benim dünyada en müthiş, büyük bir hikaye yazarı, oyun yazarı. Onun 18 tane kitabı, 9 tane piyesini tercüme ettim. Onu da verdim, önümdeki o yeni basıldı o. Yeni altındaki basıldı. De bir şey, nedir o? Bir senaryo. Bir kent belgeseli, İstanbul'u anlatan, nasıl canlı okumuş İstanbul'u, tesadüfe bak. O tam bir sinema. Benim senaryo. Bu da bizim o dünyaya bir daha, dünyanın hiçbir zaman gelmeyecek olan Atatürk, bir başka o. Dünyada en güzel, en büyük dahilerden biri. Daha ise büyüğü yoktur, dahidir de. Yani en ilginç dahilerden biri. Yani müthiş bir adam. Fizik olarak da çok güzel bir adam. Öyle bir adam da gelmez. Böylesine düşün, o harbin ucunu deryan çamurun içinde, bak işte insan o, pırıl pırıl. Ha? İşte dolanlar. Ya olamaz böyle bir şey. Bak şeyde bakıyorsun, derbede sakal, bir siyah sakal. O siyahı giymiş adam. Düğünü takmış. Ya savaş ediyor abi. Onu öyle hazırlanıyor hayata. Bakalım. Son gününe kadar. Mesela bir resmiyle bir resmini gördüm, bitmiş son resmiyle. Ha? 15 senede o güzel oyuncularla gene cümlelerden çökmüş ama diyor ki Batu doğru 15 sene içinde bu hale geldi. Niye? Tek başına geldi bu adam. Herkes hani bir konulay. Onun çizdiği çizgiye gelinmek, işte Tanrı'nın vergisi bu. Öylesine bir donanım, öylesine bir donanım. Dolayısıyla o anında bile hala yakışıklıydı, hala güzeldi. Yani o kitap da onun. Yani nasıl bir başka o. Bir başka o. Yani Atatürk'ü biliriz içeride bir şey. Ay yaş var geçlerler falan filan. İçmesinde ne yapsın bu adam, yapayalnız bir adam. Hiç. Yani şimdi. Yani adam diyor ki hani şeyde, neydi adı, gençlikte içiyor. O montide iç arkadaşlarıyla beraber içiyor. İçiyorlar. Soruyorlar aralarında, adam olmak nedir diyorlar. Diyorlar ki, adam işte oğlum şu var, yüzbaşı içiyorlar, bira içiyorlar. Adam olmak, Ahmet söylüyor, Ahmet, senin Dışişleri Bakanı yapmak demek. Adam olmak, yüzbaşı, 30 yaşında ancak bile, yani 26-25 yaşında. Senin ben Dışişleri Bakanı yapmak, ya ne yapıyorsun? Hani nerede, hangi ülkenin, hangi neyin nesi? Hüdaya bak, Tanrı'nı söyletiyor. Yüzbaşı bu adam. Söylediği adamlar 18'inde yüzbaşındayken, söylediği adamları ileride hepsini dediği gibi yapıyor. İşçiler Bakanı, İçişleri Bakanı, bilmem ne düşünün, yüzbaşı. Yani onu şunun için söylüyorum, yani Tanrı'nın vergisi o. O yaşta bunu görebiliyor. Meclis kurmuş, diyor. Adam tabi oyuna dolaşıyor, genel asker orada burada. Bir kanunla maddesi geliyor, diyorlar ki, bir şeyde, şehirde 5 yıl müddet oturmayanlar mevzu seçilmesinler. Dolayısıyla eğer sen ederlerse bu memleketlere gönderilsinler. Atatürk bunu ne biliyor o kanun? Ya ben diyor ki bir saniye bile oturmadım diyor. Kulübe biliyor diyor. Bu Anadolu'yu gezdim diyor. 5 seneler diyor. 5 yıl bile olamazsın diyor. Ne diyor kanun? O adamı bu gözden çıkarmak üzere getirmek falan kanun. Olacak şey değil. Yani böylesi bir adama böyle bir tavırlar var. Bunlar tarihte var. Kimse ucu var tabii. Tabii canım. Ama işte kitaplarını bahsediyoruz. Yani bunları söylediğim Atatürk hakikaten bırakmayalım diyor. Böyle bir insan, bir varlık bir daha dünyaya gelmez. Of olmaz. Bütün bunlar kaç senede? 14 senede. 14 senede yaptıklarıyla. 14 seneyle yaşıyoruz yani. Yani bir noktaya gelelim. Belki benim derslerimde belki yazacağım. Atatürk 5 saniyede Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Onu söyledim ben belki. Evet. Çanakkale Savaşı'nda 5 saniye lafla eğer o müteviklere Çanakkale'yi alsalardı, Boğaz'ı geçseler, Çanakkale Boğazı'na. Çanakkale'yi alacak, İstanbul'u alacak, oradan bütün Türkiye'yi alacak. Ve 5 saniyede kurdu Türkiye'yi, 5 saniyede. Neyken? Yarbayken bunu kurdu. Ha? Müthiş bir olay. Neyse, böylesine daha bu adam. Onu peşini bırakmayayım, güzel bir adam. Evet, benden buraya kadar. Evet, bizden de buraya kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için, beni dinlediğiniz için sizlerle kalktım.